Evet, Nur'un Kahramanları serimizde Ahmet Dazif Çelebi abinin hayatına kısaca bir göz atacağız. 1891 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde doğmuş. 17 yaşındayken gazetelerin zaman lakaplı birinden övgüyle bahsettiğini görmüş. İlk olarak bu gelişme sonucu Üstad Hazretleri'nin ne karşı kalbinde bir yer edinmiş. Üstad Hazretleri onun kalbinde bir yer edinmiş. Gazete başlıklarında görüyor. 1908 yılında Üstad Hazretleri'nin İnebolu'ya ziyarete geldiğinde yolcu edildiği sırada çarşıda Nazif Çelebi ile göz göze geliyorlar. Bir anlık selamlaşmanın ardından üzerine bırakmış olduğu sıcak sevgiyi uzun zaman kalbinde yaşatıyor. Nihayet 1938 senesinde Üstad'ın Kastamonu'ya sürgüne gönderildiğini haber alıp hemen ziyaretine gidiyor. Ya Rab bana bir mürşidi kamil insan buyur dualarının neticeye kavuştuğunu lisanulları ömrünün sonuna kadar bırakmayarak göstermiş ve kendisinin nur hizmetine adamış. Üstad Hazretleri'ni ziyarete gittiğinde beraberinde 4. şu olan A'it-i Hasbiye risalesini getirmiş. Bu risale 60 ve daha sonra Kur'an hizmetinde büyük işler başaracak olan oğlu Selahaddin'i bu risale Üstad'a vermesi için göndermiş. Üstad Hazretleri Selahattin Çelebi'ye birden 9'a kadar küçük sözleri kendisine de 11 ve 12. sözleri yazması için vermiş. Selahattin Çelebi oğlu de bunları yazıyor ve risale -Nur bu yollarla İnebolu'ya girmiş oluyor. İnebolu'da yüzlerce parmak Nur Risale'lerini yazmaya başlıyor. Selahattin Çelebi'nin İstanbul'da tekstil makinesini görüp satın almasıyla beraber Risaleler hızla yayılmaya başlamış. İlk defa kainat seyyahının müşahadesi olan Ayet-i Kübra Risalesi teksille çoğaltılmış. Ve bu şekilde 1926 yılından tam 18 yıl sonra elle yazım çalışmaları yerine teksir makinesine bırakmış. Üstad Hazretleri Çelebeler için yani Ahmet Nazif Çelebi ağabeyle sen söyle Selahattin oğlu Selahattin ağabey hakkında bu iki zatın lisanın neşinde 200 adam kadar çalıştıklarını görüyoruz diye ifadesi var. Ahmet Nazif Çelebi abi 1908 yılında İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 31 Mart hadisesinden sonra kurulan divan Harp Mahkemesi'nde berat eder ve Van'a dönmek üzere yola çıkar. Trabzon'a kadar deniz yolunda Van'dan yolculuğu sırasında İnebolu'ya uğrar. Üstad Hazretleri işte bu sırada çarşıda bulunan Nazif Çelebi Bediüzzaman'la göz göze gelmiş ve ondan sonra hizmetle tanışmış ifadesi geçiyor bu Ömer Özcan ağabeyin bir kitabından alıntı. Nazif Çelebi ağabeyin İnebolu'da bir kahvanede zavallı bir sarhoştan "Ya Rab bana bir mürşidi kamil insan buyur" diye yana yakınla aradığı mürşidin Kastamonu'ya geldiğini duymuş. Yani Nazif Çelebi'ye bir tane sarhoş üstadı söylüyor gelmiş diye. Yani Cenab-ı Hak günahkar bir insanın eliyle de dini hizmet ettiriyor, ettiriyor mu? Ettiriyor işte. Nazif Çelebi abi üstadla tanıştıran yani ona sevk ettiren bir tane sarhoş. Yani Cenab-ı Hak ona da rahmet eylesin diye diyelim yani taksiratını affetsin. Nazif Çelebi abi 1964 senesinde vefat etmiş. Kabirleri oğlu Selahattin Çelebi ile beraber aynı kabristanda. Cenab-ı Hak inşallah her ikisine de gani gani rahmet eylesin. Ruhları için El Fatiha.